Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere markaj, alan savunması, adam adama markajı anlatacağız. Şimdi arkadaşlar, günümüz futbolunda da gözümüze çarptığı gibi üst düzey futbolun oynandığı çoğu ligde mücadele eden takımlar alan savunmasını tercih ediyorlar. Görsellerde de gördüğümüz üzere adam adama savunma örnekleri var. Gördüğünüz gibi adam adama mücadele örneğini ekrana getirdik. Burada sadece ve sadece rakibi tutmaya yönelik savunma tekniği uygulanıyor. Ancak alan savunmasında iş biraz değişiyor arkadaşlar. Bu müdafaa tekniğinde tamamen karşı takıma hamle yaptırmamak üzere kurulmuş olan bir sistem. Buna alan savunması diyoruz biz. Ekranda da göstermiş olduğum üzere rakibin önündeki alanı kapatarak savunma tekniği uyguluyorlar. Gördüğünüz üzere bu maçta Athletic Bilbao rakibinle Messi'ye bile herhangi bir müdafaada, adam adama müdafaada bulunmadı. Tamamen takım savunması ve karşı takımın tüm oyuncularını baz alarak onlara hamle şansı yaptırmamaya çalıştı. Rakibe boş koridorlar bırakmamaya gayret ettiler. Günümüz çağdaş futbolunda topsuz oyunun ne kadar önemli olduğunu bu savunma sistemiyle anlıyoruz. Yani markaj bizim çağdaş futbolumuzun. Şimdi gelelim OSM'deki markaj kısmına. Adam adama mı oynayacağız? Alan savunması mı oynayacağız? Adam adama oynamak zaten basit. Bunun örneğini de gösterdik. Ancak alan savunması oynamamız gerekiyor. Çünkü adam adama da senin oyuncuların rakip hücum hattından daha güçsüzse ne olur arkadaşlar? Adam adama da senin defans oyuncun mağlup olur ve daha yetenekli olan forvetteki arkadaşlar geçer, gollerini atar veya sen hakem kırmızıdır, adam adama oyna dersin. Adam adama oynarken ne olur? Faul çalar hakem. Boşu boşuna tehlikeli pozisyonlar doğar. Biz burada sağlıklı olmasını istiyorsak markaj kısmının alan savunması seçeceğiz kesinlikle. Oyuncularımız alan savunması yaparken de daha az yorulacaklar. Her oyuncunun kendine ait parseli bulunduğu için bu parselde eşit bir şekilde çalışmış olacaklar ve doğru bir şekilde çalışan alan savunması sisteminde oyuncularınız maç boyunca herhangi bir şekilde oyundan düşmeyecekler. Performansları da sürekli yeterli seviyede kalacak. Futbol kamuoyunda yapılan araştırmalara göre son çeyrek asırda adam markajını kullanan çok az kulüp olduğu tespit edilmiş. Yani çağdaş futbolda artık adam markajı tercih edilmiyor. Tamamen sahaya sahip olmak istiyor takımlar. Yani ben hem sahaya sahip olayım hem topa sahip olayım derdindeler. Şimdi hangi takım istemez ki? Top rakibe geçtiği zaman sahaya doğru şekilde yayılıp doğru elemanlarla doğru markaj, doğru savunma sistemini oluşturup topu çok çabuk geriye almak. Tabii kim istemez ki, herkes ister. Ve top kendisine geçtiği zaman topu oldukça verimli kullanıp ve topu uzun süre kendisinde tutmayı hangi takım istemez? Bütün takımlar ister. OSM'de de bu mantık geçerli arkadaşlar. Biz burada markaj bölümüne girip alan markajını seçtiğimiz zaman oyuncular alan markajı pozisyonuna geçecekler ve maçta alan markajını uygulayacaklar. Biz de alan markajı nasıl uygulanır diye eminim artık aklınızda bir soru işareti kalmamıştır. Bunları görsellerle de size göstermiş oldum. Bu anlattıklarımdan sonra eminim ki hiçbiriniz markaj bölümünden adam adama markajı seçmeyeceksiniz. Buna eminim. Çünkü o orada bir seçenek ve seçenek olarak kalsın. Biz 2021 senesinde bir online futbol oyunu oynarken bile %95 futbolun alan savunmasıyla oynanmış olduğunu bilmiş olalım. İnternet üzerinde de alan savunmasıyla ilgili çok çeşitli bilgiler var. Gerçekten günümüzde tercih edilmeyen bir sistem. Şimdi arkadaşlar, olur ya içinizden diyen vardır. Adam adama oynamak istiyorum ben. Canım çok adam adama oynamak istiyor. Tamam, o zaman adam adama nasıl oynanır onu anlatayım sizlere. Az önce kabataslak üzerinden geçtim ama şimdi biraz daha detaylandırmak istiyorum. Arkadaşlar, şimdi sizin
dörtlü bir savunmanız var veya üçlü. Her neyse, savunmanızdaki elemanlarınızın baktığınızda defansif güçleri yazıyor orada. O defansif güçleriyle o günkü rakibinizin ofansif oyuncularının güçlerini birbirine kıyaslayın. Şimdi bir de rakibiniz hangi taktikle oynuyor? Kaç kişiyle sizin üzerinize gelecek? Ona bakın. Şimdi rakibin taktiği senin adam adama oynamana elverişliyse sen adam adama oynarsın. Ancak rakip 4-5-1 geliyor. Sen adam adama oynamak istiyorsan gene oyna ama oynayamazsın. Şimdi rakibin en az 4-3-3 gelmesi gerekiyor sana. 3 elemanla gelmesi gerekiyor ki senin defans oyuncun 3 tane ise adam adamaya oyna. 4 tane ise gene oyna. Ama şimdi düşünsenize. Rakip 4-5-1 geliyor. Siz 4-3-3 oynuyorsunuz. Geride 4 tane oyuncunuz bekliyor. Tek forvetle gelmiş ve siz 4 oyuncunuza adam adama oynayı işaretliyorsunuz. Bu problem offside açık olmasa da offside problemine yol açar ve hakem kırmızıysa da zıttırı pıttırı adam adama olduğun için faul vermesine neden olur. Kritik bölgelerden hem frikik hem de penaltı vuruşu gerçekleşebilir arkadaşlar. O yüzden adam adama oynamak belli bir kural içerisinde olmalı. Özellikle bunu oynarken rakibin hangi taktikle geldiği ve rakip hücumcunun gücü önemli. Şimdi rakip hücumcu diyelim 105. Sağındaki solundaki hücumcular da rakibin 110, 108. Sen koymuşsun oraya 3 tane 98'lik adam. Bunlara diyorsun ki hadi bakalım adam adamaya başlıyoruz diye. Bunlar o arkadaşları tutamaz arkadaşlar. He, alan savunmasında da başarısız olabilirler ama alan savunması daha mantıklı. Teke tek bırakmamak lazım adamları. Anlatmak istediğimi umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Tekrar sade bir şekilde söylüyorum. OSM'de alan savunması yapılır. Yani alan savunması diyorum ki de bir ama alan markajı yapılır arkadaşlar. Bunun haricinde adam adama kullanılmaz. Bir sonraki videoda ise hangi taktiklere karşı offside'ı açabiliriz ve hangi durumlarda offside'ı açabiliriz? Bunu çok geniş bir şekilde anlatacağım. Sizden beklentim OSM oynadığınız müddetçe OSM'de neyi nasıl yaptığınızı bilerek oynamanız için bu videoları koyuyorum. Arkadaşlar şimdi taktiği de kendiniz yapacaksınız. Bütün ayarlamaları da kendiniz yapacaksınız. Bunların tamamına hakim olacaksınız arkadaşlar. Ben 2009 yılından beri bu oyunu oynuyorum. Bu oyunu ben sevdiğim için oynuyorum arkadaşlar. Ve bunca yıl oynadıktan sonra YouTube'a da bu tecrübelerimi yükleyeyim dedim. İyi oldu. Sizden de güzel geri dönüşler aldım arkadaşlar. Videolarımı çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Sizler de anlattıklarımı dikkatli bir şekilde uygularsanız gerçekten başarılı olursunuz arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.